kardeşlerimi kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ne demektir? Allahu Teala'nın isimlerinden birisidir. Allah ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter. Çünkü Allah ehaddir, vahiddir ve her şeye gücü yetendir. Allahu Teala'nın her şeye gücü yetmesini sonsuz olduğu için tabi bizim dünyevi standartlarda ve mahluk olarak bunu idrak etmemiz, ihat etmemiz mümkün değil. Ama onu anlamaya yardımcılık bazı örnekler verilebilir. Sadece Allah'ın ezeli olduğunu, ebedi olduğunu, az çok, büyük küçük, fark etmediğini, e, sayısal anlamda haş Allahu u Teala'nın az ile çok veya küçükle büyük arasında fark olmadığını anlamak açısından bazı örnekler verilebilir. Mesela diyelim Allahu Teala'nın bir çiçeği yaratmakla bir bahar yaratmak arasında kudretinin tecellisinden fark yoktur. Veya bir bahar yaratmakla cennet yaratmak arasında da bir fark yoktur. Haşa bahar yaratmak kolay, ahiret yaratmak haşa cennet yaratmak zor diye böyle bir şey olmaz. Çünkü Allahu Teala'nın kudreti sonsuz ve zatiyedir ve tecezzi kabul etmez. Yani bölünme, inkısam vesaire gibi şeyler olmaz azaldı çoğaldı gibi şeyler haşa Allahu Teala'nın isimlerinde olmaz. Şimdi bunu dünyada da bazı örneklerini görebiliriz. Mesela yer çekimi kanunu bir tanedir. Yani bir dağı çekmesiyle bir tozu çekmesi arasında işte tozu çekmek kolay da dağı çekmek zor denmez. Veya güneş ışığını bir cam parçasına vermesiyle yeryüzüne vermesi arasında bir fark yoktur. Yani birine kolay, birine zor denilmez. Veya siz diyelim ki ağaç dediniz. Veya cennet dediniz. Yani ağaç demekle cennet demek arasında sizin açınızdan bir fark var mı? Yok. Ağaç yazmakla cennet yazmak bizim için nasıl kolaysa, Allah için ağaç yapmakla cennet yaratmak aynı kolaylıkta. Yani bunu örnek olsun diye veriyoruz. Bir orduya arş diyorsunuz, bir ere arş diyorsunuz. Bir komutan bir ere, bir askere arş deyince yürür. E orduya arş dese o da yürür. Hani orduya arş derken zor yürüttü denmez yani. Şimdi demek ki dünyada bile bunlar numuneleri gördüğümüze göre sonsuz kudrette ezeli ve ebedi olan ve şu kainattaki yarattığı eserleriyle onun kudreti bizler tarafından bir parça anlaşılan o zat için elbette o her şey kadirdir. Dünyayı yaratmaya kadir. Tekrar dünyayı silip yenisini yapmaya kadir. Daha mükemmelini yapmaya kadir. Çünkü daha mükemmellik bizim içindir. Allah-u Teala'nın mükemmelliği sonsuz olduğundan onun için az mükemmelle çok mükemmel arasında yaratmak açısından bir fark yoktur. Böyle bir yarat böyle bir yaratıcımız var. Böyle bir sahibimiz, böyle bir malikimiz var ve biz böyle bir zata iman ediyoruz. Elhamdülillah o zatın bu özelliği, bu ismi bizim için sonsuz lezzet, saadet ve mutluluk vesilesidir. Zira o her şey kadirdir, bütün kainatı ebedi ve bir alemde tekrar devam ettirecek ve buna kadirdir. Biz buna iman ediyoruz. Elhamdülillah.